Tadımız Tuzumuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika etli zeytinyağlı sarmalar yapacağız. Bunun için 3 su bardağı pirincimi yıkayıp süzdüm güzelce. 3 orta boy kuru soğanı yemeklik küçük küçük doğradım. Ve baharatlar, tuz, nane, kimyon, karabiber, köfteli karç ve kırmızı pul biber kullandım. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 tutam maydanoz doğradım. 12 dal kadar. Daha sonra yapraklarım vardı. Yapraklarımı 3-4 dakika kadar sıcak suda bekletip çıkardım. Biraz kaynattım. Ve 5 adet de yeşil dolma biber kullanacağım. Evet. Salça olarak da biber salçası ve domates salçası kullanacağım. Ve 1 su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Şimdi bunların hepsini pirinç koyduğum derin kaba katıp karıştıracağım arkadaşlar. Soğanlarımızı ekliyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Maydanozumu ekliyorum. Dilerseniz minik minik domatesler de doğrayabilirsiniz. Bir kaşığı salça ekliyorum. Salçam, biber salçam az kalmıştı. Bu kadar kullandım. Varsa siz 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası olarak yapın. Ben 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası kullandım. 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Ve 7 diş de sarımsak rendeledim. Onu unutmuştum. Sonradan ekliyorum. 7 diş de sarımsak ekledim. Ve güzelce karıştırdım arkadaşlar. İç harcımız tamam. Ben kavurmuyorum. Böyle yapıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Şimdi yapraklarımı tek tek açtım. Ve iç harcımı yerleştiriyorum. Videodaki gibi. Ve güzelce saracağız. Harika bir sarma oldu arkadaşlar. Çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Malzeme listem videonun altında da mevcuttur. Tıkladığınızda orada da görebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaştığım yeni tarifleri ilk siz görün. Benden istediğiniz tarifler, yorumlar, beğenileriniz benim için çok önemli. Evet. Yapraklarımı böyle sarıyorum. Evet. Davet sofralarını çok güzel ağırlayabileceğiniz, süsleyebileceğiniz bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu an et nerede diyeceksiniz. Etli kısmına daha gelmedim. Göstereceğim arkadaşlar. İçini etsiz yaptım. Kesinlikle bana göre yaprakta, yaprak harcının iç kısmında kıyma, et vesaire yakışmıyor. Ben pişirirken kullanacağım eti. Bence en güzel hali böyle yaprağın. İlk kez yapacaklar, korkmadan girin yapın. İnanın çok kolay. Kenarları içe doğru büküyoruz. Ondan sonra katlıyoruz arkadaşlar. Dışta fazlalık olursa içe doğru alın. Evet, etlerimi ince ince söğüşledim arkadaşlar. Böyle incelttim bütün parça etimi. Dilerseniz kemikli et, pırzola vesaire de kullanabilirsiniz. Ben elimde olan eti kullandım. Böyle eti tuzlayıp tabanına yerleştiriyoruz. Kesinlikle hani korkmayın, hani pişmeden et tuzlanmaz vesaire gibi sözler var. Onlar kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Evet, ve etleri dizdikten sonra tabanına güzelce sarmalarımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu arada ocağınıza çaydanlıkla veya kettle'ınız varsa su koyun. Kaynar suyla pişireceğiz. Kaynar suyunuz hazır olsun. Evet, dolmalarımı da doldurdum ama ağzına kadar doldurmuyoruz arkadaşlar. Biraz boşluk bırakıyoruz çünkü biber içindeki pirinçler şişecekler. Bunu unutmayın. Evet, onu da doldurduktan sonra yerleştiriyoruz ve kalan sarmalarımı da boş kalan alanlara yerleştiriyorum böyle. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bu sanırım Güneydoğu tarafında yapılıyor. Ben kendim Maraşlıyım. Biz böyle yapmayız normalde. Bunu denemek istedim. Güneydoğu taraflarında çok yapılıyor. Siirt, Mardin, Şırnak diyebiliyorum. Ben yani bizim oralarda böyle yapılmaz. Ama çok güzel oluyormuş. Çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim mutlaka.
Evet, güzelce yerleştiriyoruz. Bir de arkadaşlar, dolma yaparken tencerenizin büyüklüğüne dikkat edin. Yani sarma koyduğunuzda tencerenizde en az böyle 2-3 parmak mesafe kalsın. Çünkü suyu koyduktan sonra sarma dolma piştikten sonra şişiyor ve ocağınızı batırabiliyor. Benim tenceremde kalan mesafe videodaki gibiydi. Bu bile arkadaşlar az geldi. Bir çay bardağı üzerinden sıvı yağ ekliyoruz. Tuz ekliyoruz. Ve dolma taşınız varsa büyük dolma taşı kullanın. Benim dolma taşım küçük geldi. O yüzden tenceremin büyüklüğünde bir tabak ile kapattım ve kaynar suyu koydum. Kaynar suyu arkadaşlar dolmanın hizasına kadar döküyorsunuz. Dolmanın hizasına, dolmanın hafif üstünü geçsin, tamam. Daha sonra kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Yani küçük, ocağınızın küçük gözünde pişirin. Yemeğimiz hazır. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.